İstanbul Üsküdar'ın en nezih ortamlarından birisi Mimar Sinan'ın son eseri Valide Atik Camii'nin avlusundayız. 14 Mayıs'ı seçimi geride bıraktık fakat önümüzde 28 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Biz de kameraman arkadaşım Tanju Aktürk'le size soracağız. 28 Mayıs'ta nasıl bir ortam bizi bekliyor? Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. Evet Mustafa Bey, şimdi 14 Mayıs'ı artık geride bıraktık. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zaferi oldu fakat henüz Cumhurbaşkanı olamadı. Evet. Seçimi siz de takip etmişsinizdir. Tabii. Seçime ne gördünüz, baktınız mı, incelediniz mi ve evet. 28 Mayıs'ta yaklaşıyor. Evet. Şimdi seçimde biliyorsunuz bir Cumhur İttifakı vardı, bir de Millet İttifakı vardı. Millet İttifakı'nın içerisinde çok abuk subuk fikirler olanlar da vardı. Mesela Selahattin Demirtaş'a özgürlük falan diyenler de vardı. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu bunları dikkate almadan bölücülerle birlikte oldu. Bu da işte sağ kesimi bizi bayağı rahatsız etti. Tabii bizden oy alamadı ama kendi taraftarları bunu hiç dikkate saymadan iktidara gelmek pahasına bunlara prim verdiler. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Tayyip Erdoğan yaklaşık 21 yıldır iktidarda ve yaptığı şeyler de göz önünde bulunuyor. Bunları tek tek saymaya gerek yok. Ülkemiz için faydalı yatırımlarda bulundu. En önemlisi PKK ile mücadele etti ve 40 yıldır yapılanmayanı yaptı. İHA'larla, SİHA'larla işte PKK'yı bayağı yıldırdı. Fakat bu bazı kesim bunu göz ardı etti. İşte Amerika'da hatta bunları dış taraftan destekleyenler, Amerika, İngiltere bunlara tabii prim verdi. Neyse kısaca söylemek gerekirse ortada bir şey oldu. Yani seçim oldu. Halkın gene büyük bir kesimi %49,5'u gene Tayyip Erdoğan'ı destekledi. %44, işte 95'e 45'e yakında Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Tabi bu yetmedi. Gene 28 Mayıs'ta inşallah Tayyip Erdoğan alır diye tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimalle alacaktı. Çünkü karşısındaki Sinan o anda diyor ki ben diyor zaten diyor vatanımı seven milliyetçi bir insanım. Benden diyor PKK'ya işte vatan bölücülerine de oy gitmez benim taraftarımdan. Demek ki büyük bir kısım taraftarı yine %5'in en az %3'ü ben inanıyorum Tayyip Erdoğan destekleyecektir. İnşallah Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle olacaktır. Vatanımız milletimiz için hangisi hayırlıysa bence de o olsun diyorum. Cumhurbaşkanı icraatlerine bakıyoruz ve vatandaşlarımızın ciddi teveccüh gösteriyor. Sizce o yatırımlar ya da o politikalar devam etmeli mi? Tabii bence yetmeli. İşte bir hava soğuma sanayine bakıyoruz. İHA'lar, SİHA'lar, işte ne bileyim kızıl elma uçakları falan. Bunlar çok güzel bir yatırım. Ve hatta dünya sıralamasında ilk 15 ülkeden biriyiz. Yani bu hava soğumasında. Diğerlerine bakıyoruz mesela. Bu işte Gabar Dağı'nda petrol bulundu mesela. Demek ki orayı bilinçli olarak Gabar Dağı'nı PKK'lılara teslim etmişler ki Amerikalılar buradan kimse faydalanmasın, biz gelelim buradan biz petrolü çıkartalım. Fakat çok güzel bir Cumhurbaşkanımız temizleme yaptı Sayın Soylu ile beraber orada teröristlerden. Bakın orada petrol bulundu. Öbür taraftan Ege Denizi'nde Yunanistan deniz milini biliyorsunuz yükseltmek istiyor. Her seferinde onu söylüyor. Yunanistan bunu tek başına yapamaz zaten. Amerika'nın şımarık çocuğu Yunanistan biliyorsunuz. Bunun yanı sıra işte onlara da bir gözdağımız oldu. Yani dostu sevindirdi, düşmana gözdağı verdi. Allah razı olsun. Allah ayağını taşa değdirmesin Cumhurbaşkanımızın. İnşallah zafer inananların olacaktır. İnşallah Allah-u Teala bu milleti, bu sancağı, peygamber sancağını bize inşallah Allah nasip etti. Mutlaka başarılı olacaktır diye inanıyorum. Tabii yatırımlar mutlaka devam edecektir. Daha da iyi olacaktır. İşte ne bileyim bu petrolden çıkan gelirleri halkın refah payı olarak gelecekti bunlar bize. Kalkınmış bir ülke olacağız inşallah. Bundan 5 sene sonra daha da kalkınmış, daha da güzel bir ülke olacağız inşallah. Tüm Türkiye'nin hatta tüm dünya 14 Mayıs'taki seçimleri takip etti. Siz o seçimlere baktığınızda ne görüyorsunuz ve 28 Mayıs'ta ikinci tura kaldı. Siz bu seçimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? Allah'ın izniyle bu seçimi kazanacağız. Eminim. Devletimizin, milletimizin için hayırlı olsun diyorum. Yani bu
Ben 58'den beri bu memleketteyim. Bu siyasetin içindeyim hasbelkader. İnşallah kazanacağımızdan eminim. Yani devletimizin, milletimizin hayırlı olmasını dilerim. Bu memleket cennettir, cennet. Rabbim yaramazların eline düşürmesin inşallah diyorum. Neden kazanmak gerekir? Siz hangi taraftan bakıyorsunuz ve neden bu seçimi kazanmak gerekir? Neden kazanmak gerekir? Bakıyorum bu insanların ne karakterde olduğu, ne yoldan gitti, ne gibi hareketler ettiği bellidir. Ben ona rağmen kazanacağımızdan eminim. Allah bunlara o koltukları nasip etmesin. Ben bundan eminim inşallah. Seçimlere baktığınızda iki tarafı da değerlendirecek olursanız nasıl bir ortam gördünüz? Vallahi nasıl bir ortam gördük? Güzel bir ortam gördüm. Seçimlerin güzel geçmesini gördük. Fevkalade vatandaşların güzel oyunun kullanması fevkalade beğendim. Ne güzel devletimizin, milletimizin hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu kader, bu memleket ne bileyim yani Allah'ın dediği olur. Ben kesin olarak inanıyorum kazanacağımızdan. Bunu böyle kabul edelim. 14 Mayıs'ı geride bıraktık. Tüm dünyanın takip ettiği bir seçim oldu. Önümüzde de ikinci tur var. Siz seçimi takip ettiniz mi? Ne gördünüz sonuçlara baktığınızda? Sonuçlara baktığımda dünya tarihinde gelmiş geçmiş bütün seçimlere göre rekor kırmış, 20 yılda rekorları sürekli artırarak devam etmiş bir dünya lideri gördüm. Bunun haricinde karşı tarafta da Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında da 7 düvel birleşmesine rağmen 12 seçimdir rezil rüsva olan bir kesim var. Ve hiç utanma arlanma olmadan hala inatla ısrarla o sistemi, o partiyi devam ettirmeye çalışan ve liderlikle ilgili hiçbir vasfı olmayan bir işi götürmeye çalışan bir kesim gördüm. Bu kadar net, bu kadar açık. Peki bakıyoruz, önemli projeler açıklanıyor ve karşı tarafın da değişik bir siyaset anlayışı var. Bir tarafta HDP var, 7 düvel dediniz. Ve bir tarafta İyi Parti var, CHP var, Atatürkçü olduklarını iddia ediyorlar. Ne görüyorsunuz Cumhurbaşkanı karşısında onlara bakınca? Şimdi Atatürk'ün partisi olan Türkiye'nin kuruluşundan itibaren siyaset sahnesinde olan bir parti, öyle bir operasyonlar yapıldı ki hem lanetli Yahudiler hem de onların kölesi FETÖ'cüler bu operasyonlarda çok aktif görev aldılar ve Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk ismini silip yok edip tamamen FETÖ'cü ve PKK'cı teröristlerle doldurulan bir parti haline getirdiler. Bunu çok açık ve net bir şekilde görebilen Atatürkçüler var. Bunlar uyandığı için bu yapılan operasyonlara uyandıkları için, farkına vardıkları için Atatürkçü, gerçekten Atatürk'ü seven ve Atatürk'ün partisi diyen büyük bir kesim CHP'yi terk etmiş durumda. Şu anda tamamen PKK ve FETÖ'ş terör örgütünün operasyonuna tabi tutulan bir CHP var ve tamamen cahil halk partisi haline gelmiş durumdadır CHP. Peki CHP'den gerçek Atatürkçülere baktığımızda AK Parti'ye oy kayıyor deniyor. Ciddi oranda, o yüzden AK Parti'nin de oyları yavaş yavaş yükseliyor deniyor. Siz katılıyor musunuz? Gerçek Atatürkçüler acaba AK Parti kanadına geçiyor mu? Ben bunu ta 2018 seçimlerinden itibaren benim bu kafamda zaten bundan önce de operasyonlar başlatılmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik. Sayın Deniz Baykal'ın bir Yahudi kölesi FETÖ'ş operasyonuyla ekarte edilmesi CHP'nin başından zaten bunu aleni hale getirmişti. Bunun devamında tamamen zaten
hiç ellerinde olmadan, istemeden birçok Atatürk'ü seven, Atatürkçüyüm diyen CHP'liler zaten tasfiye edildi CHP'den ve bu geldiğimiz noktada tamamen terör örgütlerinin maşası olan, terör örgütü mensuplarıyla doldurulmuş bir parti haline getirildi. 28 Mayıs yaklaşıyor. Ne görüyorsunuz? 28 Mayıs'ta Allah'ın izniyle, Rabbimin yardımı çok açık ve net. Dünyada yine hiç beklenmedik ve umulmayacak bir rekorla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar oy oranlarını patlatarak tekrar başkan seçileceğine inanın. Evet Şenol Bey, 14 Mayıs'ı geride bıraktık. Sadece Türkiye değil, bütün dünya seçimleri takip etti. 28 Mayıs'ta tekrarlanacak. Siz bu seçimlere baktığınızda, takip ettiğiniz kadarıyla ne gördünüz? Ben kendi açımdan, halk açısından bakayım. Çünkü siyasetçi değiliz. Gördüğüm, mesela en kısa, yakın, insanların hafızasında kalan, Allah rahmet eylesin, büyük bir deprem felaketi yaşandı. Şimdi bir kesim ya oraya gidildi gidilmedi diye bir olay köpürtmesi oldu. Oradaki ikinci kesime baktığımız zaman da şöyle bir şey de gördü insanlar. Ramazan günü iftar çadırı kurulup içinde bir tane halk olmadan iftar yaptılar. Peşinden o iftardan sonra iftar çadırlarını bile toplayıp götürdüler oradan. Yani oradaki halka bırakmadılar. Orada yaşayan halk da bunu gördü. Gerçekten canı gönülden ameli gibi, işçi gibi sadece hizmet ettiler. Hiçbir siyaset üretmeden oradaki halk, muhalif kesim de bu hizmeti gördüğü için oradan birinci parti Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a oy çıktı. Benim kısaca gördüğüm o. Yani en büyük faktör buydu. Hizmeti gördüler. Yani biliyorsun Nasrettin Hoca damdan düştüğü zaman söylüyorlar işte Nasrettin Hoca, işte sizi doktora getirelim diyorlar da Nasrettin Hoca diyor ki bana diyor doktor değil diyor. Damdan düşen diyor birini getirin diyor ki benim diyor halimden doğanlar diyor onun için de diyor biz tabii ki damdan düşen siyaset uyguladığı için de halk iktidarı tekrardan iktidarda tuttu. Gördüğüm bu yani kardeşim benim. Peki bir taraftan projeler açıklanıyor. Bir tarafta da muhalefetin projeleri var. Fakat birileri soğan üzerinden edebiyat yapıyorlar. Cumhurbaşkanı da sürekli projeler açıklıyor. İHA SİHA oluyor. Bir gün bakıyorsunuz TCG Anadolu oluyor. Bakıyorsunuz TOK Araba oluyor. Sizce bu projelere baktığınızda ne görüyorsunuz? Ya bunu uzatmaya gerek yok. Mevlana Hazretleri diyor ki kendi bahçesinde dal olmayan ağaçlık taslamasın. Bana eser olarak bunların önünde bir eser koy. Ben muhalefeti alkışlayayım. Daha ortada hiçbir şey yok. Pol yok, yumurta yok. Ayağın kulluğa adım atmamış. Gönlün sultanlık peşinde. Sadece çene suyu çorbayla iktidar olmaya çalışsın. Yapamazsın. Herkes bu hizmeti görüyor. Ortada bir şey koyacaksın. Ortaya hiçbir şey koymadan çok şey yapıyormuş gibi çene suyu çorba olmaz. Herkes görüyor yani. Aynası iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Peki Cumhurbaşkanı bir kesime göre sadece muhalefetle değil, bir bakıyoruz Avrupa, Amerika, küresel güçlerle mücadele ediyor deniyor. Siz olaya nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten küresel güçler de mi Cumhurbaşkanı'nın karşısında? Zaten ya baktığınız zaman Türkiye dışında büyük bir gladyo ile gerçekten mücadele verildi. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın idam edilmiş şeyleri asıldı, yerlere atıldı. Bunu hakikaten muhalefet olan kendi bu vatanın evlatları ezdirmemek için bile adam ortada hiçbir şey yokken bile kendi Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı. Yanında yer almakla mecburiyetimiz var. Yani şimdi ben milli bir muhalefet olsam ya kardeşim ben kendi içimde kavga ederim, dövüş ederim, sana ne lan demem lazım gerekirken onu demeyip onlar da aynı efendime söyleyeyim dış güçlerin yaptığı eylemi yaparak farkında olmadan bu ülkenin lehine gibi görünüp aleyhine çalışan bir muhalefet var yani maalesef. Peki muhalefetin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tarafta İYİ Parti var, HDP var, Atatürkçü, CHP'yiz diyor. Yani Cumhurbaşkanı önce 5 benzemez dedi. Sonra 7 oldular. Sonra belediye başkanları da dahil oldu. Doğru düzgün başkan çıkartamadılar, çıkarttılar. Sonuçları hep hüsran oldu. Muhalefetin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle HDP üzerinde? Ya muhalefetin tutumu yok be kardeşim. Menfaat dostu yolda küstü tutumu. Başka da hiçbir tutum yok. Konuşmaya bile gerek yok. Konuşmaya bile gerek yok. Biz iyiyi çoğaltacağız. Biz
Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu projeleri çoğaltarak bu ülkemizi geliştirebiliriz. Öteki türlü olduğu zaman gene bu ülkede yazar kasalarının fırlatıldığı, milletin sağ sol davalığı birbirini gırtlakladığı, öyle bir efendime söyleyeyim döneme girer, bunu yaşadık. Aynı şeyleri yapıp da farklı sonuç beklemek istemiyoruz artık. Bu ülke uyandı, özüne dönüyor. Kendi kaybolduğu değerlerini keşfediyor. Onunla aç, ona aşık, ona muhabbet besleyen bir halk var, özüne dönen bir millet var. Devam ediyoruz yani. Allah'a hamdolsun gene de devam edeceğiz yani.